Adem hocam. Sor gelsin. İnsan koynunda yılan besler mi? Sen ne diyorsun hocam? Hem de yılan olduğunu bile bile besler. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir kadının çok sevdiği evcil bir yılanı varmış. Bu yılan bir gün yemek yemeyi bırakmış. Günler boyu kadın her şeyi denedikten sonra yılana yemek yedirmeyi bir türlü başaramamış. Ve en sonunda yılanını alıp veterinere götürüp durumu ona anlatmış. Veteriner kadını dinledikten sonra şöyle cevap vermiş. Anlıyorum hanımefendi. Yalnız size bir sorum olacak. Yılanınız yanınızda kıvrılarak mı uyuyor yoksa uzanıyor mu? Kadın cevap vermiş. Evet, eskiden yanımda kıvrılarak uyuyan yılanım bu aralar nedense uzanıyor demiş. Veteriner cevabı duyunca durumu anlamış ve hemen hanımefendi, yılanınız hasta değil, sizi yemeye hazırlanıyor. Ve her gün yanınıza uzanarak ne kadar büyüdüğünü ölçüyor. Yemek yememesinin nedeni ise sizi sindirebilmek için kendine bolca yer hazırlıyor. Kıssadan hisse. Ben her ne kadar hayvanlara sıfat takmayı sevmesem de bazı insanlara göre kediden nankörlük, tilkide kurnazlık, kargada kindarlık, yılanda sinsilik vardır. Ama bazı insanlarda ise bunların hepsi vardır. Bu nedenle de en yakınım dediklerimizi çok iyi seçmek gerekir. Zira etrafımızdaki yılanları tanımamız ve aman bana bir zararı yok ki dememiz bir gün onların bizi yiyebileceği gerçeğini maalesef değiştirmez.